Bunu yapmakla beraber hala iman ettiklerini mi zannediyorlar? Bunu yapmakla beraber hala iman kaydı üzere olduklarını mı düşünüyorlar? Haliyle böyle bir adamın kâfir olmadığına itikad eden bu ayet-i kerimeyi yalanlamış olacağından ötürü o da kâfirdir. Allah'ın kâfir dediği birine kâfir demediği, Allah'ın küfrüne ve şirkine imanının zan olduğuna hükmettiği bir adama mümin hükmü verdiğinden dolayı kâfirdir tağutu reddetmenin gerekliliğine, bunun tevhid olduğuna ciltlerce kitap yazan, bu konuyla ilgili konuşan insanlar, tağutu reddetmeyen insanlara gelince, ya işte bunlar bilmiyorlar, bunlar aldatılıyorlar, hevalarına uyuyorlar, işte 200 senedir kimse bunlara gerçeği, gerçeği anlatmıyor, başka bir ayeti tevil edip yanlış yapıyorlar gibi, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bahanelerle bu tip insanların iman edebileceğini söylüyorlar ama hem kendini tevhide nispet eden, tevhidi önemseyen hem de bunu söyleyen istemediğiniz kadar var. Hem de yani var, var değil hem de istemediğiniz kadar böyle insan var. Niçin? Tabi bu fiil gerçekleşince yani Allah'ın Resulüne değil de Allah'ın Resulünün dışında, Kur'an'ın dışında hükümlerle hükmeden insanlara başvurduklarında Allah Azze ve Celle bu ayeti kelimeyi indiriyor. Diyor ki onlar tağutu inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Tağutu inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Yani bunu yapmakla beraber hala iman ettiklerini mi zannediyorlar? Bunu yapmakla beraber hala iman kaydı üzere olduklarını mı düşünüyorlar? Ne kadar ilginç, ne kadar şaşılası, şaşılası bir durum diyor Allah Azze ve Celle. Bizim de şaşmamızı istiyor. Bizim de şaşkınlık içerisinde olmamızı istiyor. Şimdi bu ayet-i kerimeden çıkan sonuç şu. Allah'ın ve Rasulünün dışında hükümlerle insanların sorunlarını çözen kim varsa Kur'an'ın ve Allah'ın isimlendirmesiyle bu tağuttur. Yani ayet-i kerimeden çıkan, bizi ilgilendiren asıl mesele bu. Bir aşiret lideri, kendi aşiretinin arasında çıkan konularda, kitaba ve sünnete göre değil, atalarından devraldığı adetlere, örflere göre insanların arasında hükmediyorsa, bu bir tağuttur Kur'an'ın ifadesiyle. Bir padişah, bir kral, kendi tebasının arasındaki ihtilaflarda kitap ve sünnetle değil de herhangi bir başka kanunla ve o an aklına ne esiyorsa, eski imparatorluklarda olduğu gibi hükmediyorsa bu bir tağuttur. Ya da günümüzde olduğu gibi insanlar toplanıp bir araya, bir anayasa yapıyorlar. Sonra o anayasayı mahkemelere gönderip insanların çekişmelerinde mali olsun, evlilikle ilgili olsun, işte cezalarla ilgili olsun çekişmelerinde o anayasayla insanlara hükmedilmesini istiyorlarsa bunlar Kur'an-ı Kerim'in isimlendirmesi ile bunlar birer tağutturlar. Ayet-i Kerime aslında bize bunu anlatıyor. Allah'ın ve Rasulünün hükmünün dışında hükmeden ister şahıs, ister merci, ister devlet fark etmez. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre tağuttur. Aynı zamanda bu ayet-i kerime bir sağlama, sağlama yapabileceğimiz ayet-i kerimelerden bir tanesi. Neyin sağlamasını yapabiliriz bu ayet-i ile? Bakara suresi 256 ve Nahl suresinde geçen tağut ile ilgili ayetlerin sağlamasını yapabiliriz. Yani soru, adam tağutu reddetmez ise, Bakara suresinde olduğu gibi tağutu inkar etmezse ya da Nahl suresinde olduğu gibi tağuta ibadet etmekten kaçınmaz ise eğer bir adam bu dinin dışına çıkmaya da bilir. Yani bu sadece dinine zarar veren, dininin kemaline zarar veren bir şey de olabilir denirse eğer Nisa suresi 60. ayet-i kerime bunun böyle olmadığını bir adam tağuta karşı Allah'ın ona yüklediği sorumlulukları yerine getirmiyorsa Bakara suresi ve Nahl suresinde o adamın imanının zandan ibaret olduğunu bu ayet-i kerime bize bu ayet-i bize anlatıyor. Şimdi mesela bunu niçin söyledim? Şunun için söyledim. Diyelim ki şurada bir şahıs var. Tağutu reddetmiyor veya tağuttan iştinab etmiyor. Sen de diyorsun ki bu adam mümin değildir. Bu adam kafir bir adamdır. Bir başkası da geliyor diyor ki bu adam ee, mümindir. Sen diyorsun ki bu da Müslüman olamaz, bu da mümin olamaz. Yani tağutu reddetmeyen insan da mümin olamaz. Tağutu reddetmeyeni tekfir etmeyen, onun küfrüne itikad etmeyen de Müslüman olamaz. Şimdi biri sana sorsa bunun delili ne? Sen bunu nereden çıkardın? Yani Bakara suresinde Allah diyor ki kim tağutu reddeder Allah'a iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulpa yapışmış olur. Demiyor ki Allah bunu yapmayan kulpu terk eder, kafir olur, ebedi cehennemde kalır. Bunu sen söylüyorsun, ayet söylemiyor. Ya da biz her kavme peygamber gönderdik Allah'a ibadet edin, tağutlardan iştinab edin diye. Ama Allah her kavme içki içmeyin, zina yapmayın diye de peygamber göndermiş. İnsanlar içki içtiklerinde, zina yaptıklarında kafir mi oluyorlar. Biraz önce örnek verdim ya. Yani Allah Maide suresinde demiyor mu? İçkiden uzak durun. Aynı ifade. Nahl suresindeki ifadenin aynısı. İçkiden uzak durmayan kafir mi oluyor? Hayır. E, tağuttan uzak durmayan da o zaman e, kafir olmayabilir. Yani sen niye ayette olmayan bir şeyi ayet-i ekliyorsun denirse sen diyeceksin hayır. Bu sapık ve tevhidi anlamamış olan anlayış insanların şeytan bunu insanlara vesvese verebilir diye Allah Azze ve Celle yaşanmış bir vaka üzerine bir ayet-i kerime indirdi. Tağutu reddetmeyen, ondan içtinab etmeyen, ona muhakeme olmaya devam eden insanların Müslüman olmadığını, sadece Müslüman olduklarını zan ettiklerine dair Allah Azze ayet-i kerime indirmiş. Haliyle böyle bir adamın kafir olmadığına itikad eden bu ayet-i kerimeyi yalanlamış olacağından ötürü o da kafirdir. Birincisi, niçin kafirdir? tağutu reddetmediği için kafirdir. İkincisi niye kafirdir? Allah'ın kafir dediği birine kafir demediği, Allah'ın küfrüne ve şirkine imanının zan olduğuna hükmettiği bir adama mümin hükmü verdiğinden dolayı kafirdir. Bu ayet-i reddetmiş, içeriğini kabul etmemiş olacağından dolayı kafirdir. Onun için bu ayet Bakara ve Nahl surelerinde geçen Tağuta karşı Allah'ın bize yüklediği iki sorumluluk vardır. Nedir bunlar? Biri tağutu inkar etmek, küfür etmek. İkincisi tağuttan ictinab etmek, ondan uzaklaşmaktır. Kim bu sorumluluklarını yerine getiremezse, getirmezse o kişi mümin değildir. Velev ki iman iddiasında olsa, hani bizim toplumun ifadesiyle beşe beş de katsa, yani sadece Kur'an'a değil, Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inandığını söylese, bütün peygamberlere de inandığını eklese, o insanın imanı zandan ibarettir. Bu ayet-i kelime bize bir de ekstra yani ayrıca bu meseleyi anlatıyor. Demek ki bu ayete tavutla ilgili ayetlerin sağlamasıdır e, diye biliriz. Ve belki aklınıza şu da gelebilir yani bunu söyleyen biri var mı ki hani Kur'an-ı Kerim'de bu konu bu kadar açıkken bu kadar netken e, bunu iddia eden insanlar var mı ki gerçekten tevhidi hem kendini tevhide nispet eden tevhidi önemseyen hem de bunu söyleyen istemediğiniz kadar var hem de yani var var değil hem de istemediğiniz kadar böyle insan var niçin çünkü Allah'ın ayetlerine inanmayı ve bunları yaşamanın vakadaki getirilerine tahammül edemediklerinden dolayı bunun karşısında duramadıklarından dolayı kitabın bir kısmına iman edip kitabın bir kısmını inkar etmek zorunda kalıyorlar. Aynı Yahudi Yahudilerde olduğu Yahudilerde olduğu gibi. Ya da dersin başında bir konu konuştuk. Zaman içerisinde İslam'a hizmet etmek adına araç olarak kullandıkları şeyleri amaç haline getirdikleri için toplum da bunu kabul edemeyeceğinden ötürü kitabın bir kısmına inanıp kitabın bir kısmını inkar etmek zorunda kalıyorlar. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Adam diyelim ki bir mücadele veriyor, bu mücadele için de insan gücüne ihtiyacı var ve paraya ihtiyacı var. Gücü ve parayı nereden temin ediyor? Toplumdan temin ediyor. Yani hem insan gücünü hem parayı toplumdan temin ediyor. E şimdi, tağutu reddetmeyenler mümin değildir. İmanları zandan ibarettir dese, para aldığı, gücünden istifade ettiği insanlara siz mümin değilsiniz. Sizin imanınız zandan ibarettir demiş olacak. E, desin diyeceksiniz. Yani ne olur ki peygamberler de söylemiş o da söylesin. Ama mücadeleyi zamanla amaç edindiği için aman kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Bunca yıldır bu kadar emek harcadık, bunca yıldır bu kadar uğraştık. Şimdi bir söz söyleyeceğiz diye bu kadar şeyi kayıp mı edelim diye düşündüğünden ötürü adam bu araçtı. Ben bunu dine hizmet etmek için bir yol olarak kullanıyordum. Bunların hepsini unutup sanki asıl gaye asıl asıl amaç buymuş gibi kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmeye başlıyor. Siz şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda mesela bu hitabın özellikle Yahudilere indiğini görürsünüz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp başka bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Bu bir ifade Yahudilere. Peki soru şu, Yahudiler gerçekten biz şu on tane ayeti iman ediyoruz, şu on tane ayeti inkar ediyor muyuz diyorlardı Yahudiler. Böyle mi söylüyorlardı? Biz mesela 20 ayet var, Onuna inanırız ama kalan onunu biz reddetmeyiz. Hayır. İman ediyoruz. Allah'ın kelamıdır diyorlardı ama okurken parmaklarını üstüne koyuyorlardı. İnkar falan yok. Üstünü silmek yok. Kitaptan çıkarmak yok. Kitapta var. Okuyorlar. Namaz kılarken tilavet ediyorlar. Eyvallah. Fakat sıra o ayeti ilgilendiren konuya geldiği zaman parmaklarını o ayet kelimenin üzerine koyup bir altını ve bir üstünü bir üstünü okumaya başlıyorlar. Allah bunlara diyor: siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Bugün de böyle. Şimdi siz birine deseniz ki sen tağutu reddetmeyen, ondan iştinab etmeyenleri tekfir etmediğinde sen bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş olacağından sen mümin olamazsın. O da size diyor ki ne, nasıl ayeti inkar ediyorum ya? Açıyor, ezberden okuyor, tefsirini yapıyor. Ben bu ayete inanıyorum Allah'a hamdolsun, hamdolsun diyor. İyi de zaten Allah "Ben buna inanmıyorum" diyenlere kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? demiyor ki zaten Allah. Allah kime söylüyor bunu? İnanan, okuyan, tilavet eden ama sıra vakada bir olay yaşanıyor, o ayetin tatbik edilmesine geliyor, parmağını ayet-i kerimenin üstüne koyup "Ey Muhammed, bunun bir üstünü oku, bir de bunun bir altını oku." diyen insanlar hakkında Allah bunu söylüyor zaten. Senin bir ayet-i kerimeye ben inanıyorum deyip onun içeriğine itikad etmemen senin onu inkar etmenin yollarından bir tanesidir. Yahudilerin durumunda olduğu gibi. Onun için maalesef tağutu reddetmenin gerekliliğine, bunun tevhid olduğuna ciltlerce kitap yazan, bu konuyla ilgili konuşan insanlar, tağutu reddetmeyen insanlara gelince, ya işte bunlar bilmiyorlar, bunlar aldatılıyorlar, hevalarına uyuyorlar, işte 200 senedir kimse bunlara gerçeği gerçeği anlatmıyor, başka bir ayeti tevil edip yanlış yapıyorlar gibi Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bahanelerle bu tip insanların iman edebileceğini söylüyorlar ama bu ayet Kur'an-ı Kerim'de güneş gibi parlayan bir ayet-i kerime bizim kimsenin yorumuna, içtihadına işte bir tanesiyle ben konuşurken bana şey demişti ehli sünnet demişti taifeler arasında insanlara karşı en merhametli olan taifedir. Bak şimdi Allah şeytan insanı nasıl saptırıyor? Ehli sünnet taifeler arasında insanlığa karşı en merhametli en merhametli taifedir. Ben de demiştim ki alemlerin Rabbi olan Allah bütün varlıklar arasından insanlara karşı en merhametli olan hak ilahtır. Ama buna rağmen insanların küfrüne hükmetmiş. Yani demek ki merhametli olmak bir varlığın küfrüne hükmetmeye engel değildir. Eğer engel olmuş olsaydı Allah her bin kişiden 999'u cehenneme gitsin demezdi bizim Rabbimiz. Ama insan sapıttı mı içinde bulunduğu yaşantının gittiği yolun din olduğuna itikat etmeye başladı mı çok böyle hani Allah'ın Kur'an'da dediği gibi örümcek evine benzeyen böyle güçsüz delillerin peşinde din kendince din oluşturabiliyor insan maalesef. Onun için bunlara karşı dikkatli dikkatli olmamız gerekiyor. O zaman ne dedik toparlayalım burayı. Bu ayet Bakara ve Nahl suresindeki ayet-i kerimelerin sağlamasıdır. Kim tağuta karşı yapılması gereken sorumluluğunu yerine getirmezse o insan iman ettiğini iddia etse bile onun imanı zandan ibarettir dedik.